Bakabilir miyim anne? Tabii kızım. Baştan sona okuyabilirsin. Zaten hepsi sizin huzurunuz için. Aklını kullanırsan bu konağa hanım olursun. Ne benim gibi hizmetçilikle geçer ömrün, ne de anan gibi gözyaşıyla. Bir kadın isterse padişahın bile yatağına girer. Ha, eğer hanım olmak istiyorsa padişahın yatağına değil, gönlüne girmek gerek. Sen de evet dersen ben sana yardım edeceğim. Yusuf'un gönlünün anahtarı bende. Bu konak Kapadokya'nın kalbi. Bu konağa sahip olan Kapadokya'ya da sahip olur. Bitti demek, bitti demek. Oyun bitti teyze. Ha, bitti demeyle bitiyordu sanki, değil mi? O kadar kolaydı. Onca günah babamızın hayrına mı işledik? Çünkü babam şimdi Yusuf'u arayıp hiçbir şey istemediğini söyleyecek. Sırf sen amcaoğlu soyadını taşıyasın diye ben hapislere düşüp oralarda çürüyecektim. O manyak Cüneyt'le bile muhatap oldum. Şimdi gani gani alacağım mükafatını. Ne diyorsun? İmzalayacak mısın, imzalamayacak mısın? Bir tek imza. Hı? Yusuf'la hiçbir maddi çıkarın olmadan evleneceğinin ispatı. O zaman herkes haddini bilecek. Hiç kimse aklına geleni konuşamayacak. Nasıl olsa benim olmayacak mısın? O gün bugün işte. Bırak! 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 Bulgar Bey, içeride misiniz efendim? Ben Ömer. Sakın sesini çıkarma. Yoksa yemin ederim burada seni öldürürüm. Sakın. Sakın. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, arka taraftaydık, sesinizi duymadık. Rica ederim. İşiniz çıktı, gelemediniz sandım.
Telefonu da açmayınca ben de dönmek üzereydim. Haklısınız. Sizi buralara kadar yorduk ama mutfak ve banyo hakkında henüz karar veremedik. Hiç sorun değil. Birlikte bakarız. Hatta ben de yardımcı olurum. Ömer Bey, biz Münevver'le biraz gerildik. Dekorasyon konusunda ikimizin de zevkleri farklı. İsterseniz ortak bir karara varalım, sizi öyle arayalım. Ne dersiniz? Hiç sorun değil. Tabii, nasıl isterseniz. Hiç gerek yok hayatım. Madem beyefendi buraya kadar geldi, buyursun girsin. Siz de artık kendi aranıza karar verirsiniz. Hanımefendi zevkinize güveniyor herhalde. Siz hiç merak etmeyin. Biz bu akşam bu işi Uygar Bey'le halleder, size çeşitli seçenekler sunarız. Size kolay gelsin. Münevver. Bu saatte eve yalnız gitme. Biraz bekle, ben seni bırakırım. Gerekmez. Kendi arabamla geldim zaten. İyi akşamlar. Buyurun, isterseniz mutfaktan başlayalım. Oğlum bir haber çıksa aramam mı hiç? Yok. Ne Havva'dan ses çıktı, ne Münevver eve geldi. Taş olsa orta yerinden çatlatır bunlar adamı ya. Niye Yusuf abi, o da mı gelmedi? Yok, o da gelmedi. Hamiyet Hanım da çıkmış gitmiş. Sanki el birliğinden hepsi sırra kadem bastılar. Anne delireceğim ya. Münevver'e bir şey yapmış olamazlar değil mi? Deli deli konuşma. Yusuf öyle adam mı? Ben arasam mı Münevver'i? Sakın. Yiğit bak, sakın öyle bir şey yapma, tamam mı? Şimdi kız abisiyle, annesiyle oturuyor olabilir. Konuşuyor olabilir. Tam lafının arasında kızı darda bırakma. Ya bunlar gelmeyecekler mi Nas'la eve? Bak şimdi. Ben bir haber çıkınca seni mutlaka arayacağım, tamam mı? Ama benden ses çıkmadan ölümü öp Yiğit, sakın arama, tamam mı oğlum? Sultan! Pınar! Neredesiniz ayol? Bak Hamiyet Hanım geldi. Ötekiler de tek tek dökülür. Ben seni arayacağım. Haydi. Ay bunların al birini vur ötekine. Hanımım yemeğe dalmışım. Ondan. Şimdi bana güzel bir kahve yapıyorsun. İçine de benim formülden atıyorsun. Tabii hanımım. Epek keyiflisin. Sanki piyango vurmuş gibi. Henüz vurmadı. Ama vuracak. Ha? Hadi. Kahvemi yap, geliyorum. Efendim teyze. Kız 50 kere çaldırmadan açsana şu mereti. Duymadım. Anlat bakayım ne oldu? Ne gibi? Havva. Sen Yusuf'a Yiğit meselesini açtıktan sonra konakta herkes bir bir kayboldu. Münevver daha eve gelmedi. Hamiyet Hanım desen şimdi geldi. Yusuf'tan zaten ses çıkmadı. Kız bana bak, doğruyu söyle. Yoksa Hancıoğlu mahkemeyi kurdu. Münevver'i Yiğidime mi verdi? Merak etme teyze. Hamiyet Hanım'ın Yusuf'un durumu bildiğinden haberi yok. Sen nereden biliyorsun? Belki olan anasına dedi. Hem Hamiyet Hanım'ı ben böyle pek bir hafiflemiş gördüm. Keyfi yerindeydi yani. Gelmiştir tabii. Of teyze, babamın yaptıkları yüzünden başıma geleni sana bir anlatsam. Ne oldu kız? Anlat bakayım ne oldu? Şimdi telefonda olmaz teyze. Konağa da gelemem. Hamiyet Hanım'ın yanından yeni ayrıldım. Abla, Hamiyet Hanım hemen gelsin dedi. Ortağım, sen bir sakin ol. Tamam mı? Ben arayacağım seni. Sakin. Tamam. Bir tane daha alır mıydınız? Hayır, sağ ol. (Gülüyor)
Abi. Neredesin abicim? Bir saattir seni bekliyorum. Ben seninle buluşmak için çıktım. Sonra başıma çok fena bir ağrı girdi. Neredesin şimdi? Geleyim alayım seni, bir doktora falan götüreyim. Yok yok. Gelme. Ben üşüttüm herhalde. Ateşim de çıktı biraz. Sen eve gelsen, evde konuşsak olur mu? Tamam abiciğim. Sen geç, ben de hemen geliyorum. Hesap alabilir miyim? Münevver. İyi akşamlar abla. Selamı sabaha da mı kestin artık? Sana ne oldu? Gecen pek hayırlı geçmemiş herhalde. Biri gönlünü mü kırdı? Bak, derdini söylemeyen derman bulamazmış. Seni böyle görüp de el verememek beni çok üzüyor. Gel konuşalım ha. Abla, yalnız kalmak istiyorum lütfen. Anası ayrı havada, kızı ayrı havada. Bir şeyler dönüyor ya, çıkar kokusu. Yalnız kalmak istiyorum. Kahvemi yaptın mı Sultan? Buyur hanımım, buyur. İnşallah istediğin kıvamda oldu. Ay olmuştur. Sen bunu her zaman güzel yaparsın. Vallahi ben seni merak ettim hanımım. Hani akşam ezanından sonra bir başına dışarıda olmak adetin değildir ya. Niye bir başına olayım ayol? Havva'ylaydım. Öyle mi? Nişan işini falan konuştunuz yani. Ay saçmalama Allah aşkına Sultan. Ne nişan, ne düğün? Olmayacak böyle bir şey. Ne bileyim hanımım. Hani ben dediklerinden caydın zannettim. Özene bözene kız istemeye gittin. Havva'yı bağrına bastın. Yusuf Bey'im malum. Aşktan gözüne perde inmiş, hiçbir yakayı görmüyor. Sultan, ben oğlumu herkesten iyi tanırım. Ben onun gözüne inen perdeyi de, yüreğine inen sevgiyi de söküp atmasını çok iyi bilirim. Sen de şaşar kalırsın. Ne yapacaksın ki? Yarına ya da akşama falan biter bu iş. Allah hanım, Yusuf Bey bu işten kurtulsun. Senin nasıl bayramın olacak, aynı benim de öyle. Ama kızı gördün. Tırnaklarını bir geçirmiş oğlanın etine, sökebilene aşk olsun. O ben bu işe el atmadan önceydi Sultan Hanım. Ya, geç otur bak şuraya. Geç, geç. Kızı aldım karşıma.
bir konuştum, bir tava getirdim, aklın durur. Ondan sonra da dayadım önüne evlilik sözleşmesini. E artık o düşünsün kara kara. O ne ki hanımım o sözleşme falan, o ne oluyor? Ay ne kadar cahilsin Sultan. Kızı cendereye aldım, cendereye. Senin o evlilik sözleşmesi dediğin şey var ya... eğer Havva onu imzalarsa... zırnık bile alamaz. Ha yok, imzalamazsa... o zaman da bu evliliği yapmaz. Neden? Çünkü Yusuf'un malı mülkü için yapıyor bu evliliği. İmzayı falan atmayacak. O zaman da ben oğluma ne diyeceğim? Oğlum, bu kız senin malın mülkün için seninle beraber. Bunun böyle sevdayla, aşkla falan ilişkisi yok diyecek. Ya imzalarsa? Ayo sen ne ilginç bir kadınsın. Sen demiyor musun bu Havva'nın dini imanı para diye? İmzalamayacak. Aha. Buraya yazıyorum. İmzalamayacak. Zırnık alamayacağı bir evliliği niye istesin ki? Ya işte böyle Sultan Hanım. Benim adım Hamiyet. Geldin mi güzel kızım? Geldim anneciğim, geldim. Ne saklıyorsun sen arkanda? Hiç. Sen versene bana bakayım o hiçi. Ay anneciğim senin de gözünden bir şey kaçmıyor. Doktor birkaç tane test istemişti toprak için. Onun evrakları bir şey değil. Aa, bir şey mi oldu toprağıma? Hayır merak etme, yok bir şey. Sadece hastaneden çıktıktan sonra rutin istemişti işte o yani. Ha, iyi iyi kızım, ihmal etme sakın. Ben üstümü değişim geliyorum yardıma. Tamam oldu. Avukatız ya anlayacağız sanki. Nasılsın anne? Hoş geldin aslanım. İyiyim. Sen nasılsın? Fena değil. Nen var? Münevver nerede? Akşam beraber yemek yiyecektik. Hastayım dedi, gelmedi. Vallahi haberim yok oğlum. Kızlar odasında olduğunu söylediler. Ne oldu ki? Ben de anlamadım ki. Şimdi eve gelirken arka sokakta gördüm arabasını. Muhsin abiye sordum, arabayla çıktı dedi. Arabasını orada bırakmış, yürüyerek gelmiş. Allah Allah. Niye böyle bir şey yaptı ki? Ben de anlamadım anacığım. Ay sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu ara onun neler yaptığını anlamıyorum vallahi. Sabah bir şey söylüyor, akşam onu reddediyor. Ay peşini bıraktım. Ne hali varsa görsün. Ben onun derdini biliyorum aslında ama.
Sofra hazır. Yılmaz Bey sizi bekliyor. Tamam kızım, tamam. Geliyoruz. Al şunu odama koyuver. Babanları bekletmeyelim çocuğum. Hadi gel. Kız, ırlanma da yürü. Sofraya oturdular bile. Yürü. Ortağım. Efendim teyze. Duyduğuma göre elinde bir takım evraklar varmış. Sen de hemen öğrenmişsin maşallah. Kız sen beni öğrenemedin gitti. Benim gözümden uçan da kaçan da kurtulmaz. Sen onu bunu bırak da ben ne yapacağım onu söyle. Sen ol. Deyip bucak bu konuyu benden konuşmadan sakın kimseye açılma. Kazın ayağı bildiğin gibi değil. İyi tamam. Fazla uzatmayalım. Malum. Hancıoğlu bizden hizmet bekler. İyi. İşin rast gelsin hadi. Ne öyle? Sakına sakına konuşmalar. Yok bir şey baba. Mevzu benim dükkan meselesi değil mi? Teyze yeğen bir olup oğluma taş koyacaksınız. Of baba. Düşünmeden etmeden yaptıklarınla sürekli yoluma sen taş koyuyorsun. Hatta taş değil kaya. Ondan sonra hava düşünsün dursun. O kayayı nasıl yerinden kaldırırım diye. Kızım sen şimdi bana kızıyorsun. Yani öyle anlamadan dinlemeden fevri davranıyorsun ama dükkanı bir görsen bana hak verirsin. Yani Yusuf bu işe bir hedesin emlakçılar kralı olacağım. Ondan sonra Hancıoğlu ailesiyle servet dokusturacağım. He baba he. Şu market zinciri işini halledince bir de bir pazarlama zinciri kuralım diyorum. Hiç merak etme be oğlum. Her şey yavaş yavaş yerine oturacaktır. Oturacak tabii abi. Bu iki aslan işin başındayken sırtımız yere gelmez. Vallahi bu işte yük Mehmet'in sırtında. Sen kendine müdür bulacaktın. Ne oldu bu iş? Vallahi kafama göre birini bulamadım amcaoğlu. Yani bana hem pazarlamadan hem işletmeni anlayan biri lazım. Oo. Güveçte mi bu? Tencerede pişen yemeği ben masaya getirir miyim Mehmet Bey'im? Hanımım. Ben bir nevere söyledim yemek hazır diye ses vermedi. Ay laf diye mi konuşuyorsun Allah aşkına? Uzatıvereydin kafanı içeriye. Ya ben de öyle yaptım ama kapısı kilitli. Kimi? Münevvere. Yok canım öyle bir adeti yoktur ki çocukluğundan beri. Ondan diyorum ya sen gidip bir baksan. Çocuklar, hadi siz devam edin. Ben şimdi geliyorum. Ne oldu anne? Yok oğlum bir şey. Allah Allah. Münevver. Kızım. Kızım açsana şu kapıyı. Bak bakayım şuradan. Perdeler kapalı. Münevver! Peki içeri girdiğinden emin misin? Işığı açık. Hem dışarıda olsa kapıyı niye kilitlesin ki? Ya böyle bir adeti yoktur ki. Hanımım, o eve geldiğinde de bir acayipti. Böyle beti benzi atmıştı sanki. Ben ona gel konuşam dedim. Yok yalnız kalmak istiyorum dedi. Odasına çıktı. Ondan sonra da bir daha görmedim zaten. Hay Allah. Yusuf da bana böyle bir şeyler söylemişti. Kızım! Kızım aç şu kapıyı! Yok, sen burada dur. Kapıyı durmadan çal, tamam mı? Ben şimdi geliyorum. Allah'ım sen koru. Korktuğum başıma gelmesin. Allah korusun. Kuzum! Münevver aç kuzum kapıyı. Oh! Ne oldu anne? Nereye gittin? Yusuf kötü şeyler oluyor galiba. Münevver'in odasına çıktım yemeğe gelsin diye. Kapıyı vuruyorum vuruyorum cevap vermiyor. Uyuyordur hanım. Ay ne uyuması Yılmaz Bey? Allah aşkına kapıyı indirdim diyorum. Duymuyor. Bana mısın dediği yok. Belki odada değildir yenge. Oğlum içeri girmiş. Kapıyı kilitlemiş. Ondan sonra da gören yok.
Allah Allah. Ay yüreğim sıkışıyor vallahi. Dur hanım dur, ortalığı verveleye verme şimdi. Kuzum, Münevver'im. Aç kuzum. Münevver. Münevver aç kapıyı abicim. Allah'ım sen koru. Aç kapıyı abicim. Ay Yusuf, kriz geçirmiş olmasın. Allah korusun hanım, deme ya. Münevver. Münevver ne oldu? Eh be kızım, buradasın madem, niye ses etmiyorsun? Ay yüreğimi indireceksin vallahi. Tövbe ya Rabbim. Münevver. Yavrum. Ne oluyor bir tanem? Ne oldu sana bir tanem? Yarın sabah birlikte gidelim Yusuf'a. Seni yanımda görürse kendini mecbur hisseder. Hayır diyemez bana. Baba, sen de ben de Yusuf'a gitmiyoruz. Bundan sonra sen de ondan bir şey istemiyorsun. Artık anla bunu lütfen. Gene ne istiyorsun kızdan Remzi? Ya düş çocuklarımı yakalarından artık ya. Ya sen karışma kadın. Damat gelsin iş konuşalım demiş ya, onu diyorum. Of. Kendine demediler mi sana iş bulalım diye? Ben ailenin külfeti ortadan kalksın istiyorum. Baba. Kulağını aç, beni iyi dinle. Hamiyet Hanım senin dükkan işini öğrenmiş. Kibarca beni uyardı. Ne dedi biliyor musun? Yarın öbür gün sırayla bütün akrabalarınız para için kapımıza gelmesin dedi. Hamiyet Hanım bu evliliğe karşı değil baba. Ama sen böyle devam edersen bana güvenmeyecek. Güvenmezse de Yusuf'la aramızı bozacak. Kafasına takarsa bozar biliyorsun. Yusuf'un annesi çünkü o. Eğer öyle olursa ne yaparım biliyor musun? Canıma kıyarım. Vebal de senin boynuna olur. Haberin olsun. Ya kızım yani. Ya lafı nereden nereye getiriyorsun? Sanki toprakla konuşuyorum. Aynen onun gibi çemkiriyorsun. Hava. Kızım. Sen akıllı bir kızsın. Akıllı bir kız kocasına istediğini yaptırır. Tek gereken gücünün farkında olması. Hem sana kocanı sevmediyen yok ki. Sev tabii. Hatta mutlu da olursun inşallah. Bu bizim hakkımız olan parayı götürmemize engel değil. Sen akıllı bir kızdın. Ne o? Aşk aklını başından mı aldı? Daha önce çok dümen çevirdin. Bu onların yanında ne ki? İç yavrum. İç bir lokma annem. Hadi iç bir lokma. Ah Münevver. Ah. Abicim ne oldu söylesene. Al yenge. Dur kızım. Yusuf koş yastı. Derdi neymiş amca? Bilmiyoruz ki. Hiç konuşmuyor. Ağlayıp duruyor. Hah. Gözünü seveyim. Ah be kızım. Ah be kızım. Münevver. Münevver. Yusuf! Yusuf oğlum kriz geçiriyor kız! Yavrum ilacın, ilacın nerede yavrum? Münevver! Münevver! İlacı nerede? Yok ortalıklarda görünmüyor hanım. Bul şu fısfısı sultan! Tamam oğlum, gel hadi. Hadi. Bir bakayım. Kirdan nerede? Orada. Anne bırak beni hallederim. Tek başına olur mu kızım? Birlikte hallederiz. Bırak yapsın. Bu senin son sefaların. Evlenip de evinin kadını olunca yine bütün işler sana kalacak. Teyze sen yorulma, biz havayla hallederiz ya. İyi madem. Hadi size kolay gelsin. Hava. Ne oldu, sen konuştun mu Yusuf abiyle? Konuştum. Ne oldu anlat. Hiç tepki vermedi. Nasıl tepki vermedi? Bir şey demedi mi? Cık.
Hiçbir şey söylemedi. Sadece sustu. Allah Allah. Sen anlamışsındır ama yüzünden belli olmuyor muydu ne düşündüğü? Yani bana kalırsa biraz kızdı sanki. Ama bilmiyorum. Yapma ya. Kızmamış da olabilir Yiğit. Bilmiyorum gerçekten. Bence en doğrusu zamana bırakmak. Bak eğer ses çıkmazsa ben Yusuf'la yine konuşurum. Hoş, olumlu bir şey çıkacak gibi durmuyor. Ama umut da kesilmez tabii. Benim umudum münevver bitir dava. Savaşacak gücüm yok artık. Tamam benim de suçum var. Gidip Yusuf abiyle adam gibi konuşamadım. Ama Münevver'inki de iş değil ya. Gitti herifle nişanlandı. Yusuf abi kızar tabii şimdi. Her şey olacağına varır. İnan bana. Ne olur artık üzme kendini. Çok paralandın. Ben hava alacağım biraz. Tamam. Dikkat et kendine. Getir, 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 getir. Allah'ım, Allah'ım sen kızıma yardım et. Yapma hanım, şimdi sana bir şey olacak. Yürü. Nesi var hastanın? Az önce astım krizi geçirdi. Hırıltısı vardı, kesildi. Nefes bile almıyor. Yalvarırım doktor, kurtarın kızımı. Hemen acil müdahale odasına alalım. Oksijen takviyesi yapalım. Solunum sayısı ölçülsün. Tam kan tahlili, acilen. Dokunma bana. Çekil! 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 Dokunma! Efendim lütfen. Dokunma. Biz size gerekli müdahale yaptıktan sonra bilgi vereceğiz. Lütfen efendim. Lütfen. Efendim lütfen. Dokunma! Damardan sakinleştirici bir iğne yapalım. Oksijen maskesi. Ne oluyor benim yavruma? Allah'ım ne olur kurtar. Ne olur kurtar kızım. Dikkatli olun. Bir, iki, üç deyince. Dokun! Abla. Canım, uyuyor muydun? Yok, uyumuyordum. Ben seninle bir şey konuşmak istiyorum. Abla, sonra konuşsak. Biz şu an hastanedeyiz de. Ne? Kime ne oldu? Münevver rahatsızlandı biraz. Nesi var? Astım krizi geçirdi. Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Neredesiniz? Söyle geleyim. Yok, yok. Sen akşam akşam evden çıkma. Sabah gelirsin. Hay Allah. İyi mi peki? İyi değil. Ama olacak inşallah. Tamam. Çok geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacınız olursa söyle, tamam mı? Tamam. Tamam. Hasan'cığım siz gidin isterseniz ya. Sabaha kadar beklememiz gerekecek belli ki. Hepimizin birden helak olmasına hiç gerek yok. Olur mu öyle şey abi? Münevver benim de kızım sayılır. Hiç bırakıp gidebilir miyim abi? Ben gidip sıcak bir şeyler alayım amca, iyi gelir. Gerek yok be oğlum. Ah be amca, biz niye buradayız? Kötü bir şey oldu Yusuf.
Çok kötü bir şey oldu, bana söylemiyorlar. Anacığım. Kötü bir şey olmamıştır. Kötü bir şey olsa niye bize söylemesinler? Yapma. Hiç böyle olmamıştı. Ah, neler atlattı kızım acaba? Ah eşek kafa. Nasıl atladım ben bunu? Anne. Münevver Uygar'la evlenmek istemiyordu galiba. Sevdiği başka biri varmış herhalde. Sen Yiğit mi diyorsun? Ama bitti o iş. Senin haberin var mıydı bundan? Konuşacaksın onunla Yiğit. Başka çaremiz mi kaldı? Münevverim, ben bunu abine nasıl anlatırım? İkimizin de kardeş gibi olduğunu düşünüyor. Hani konuşacaktın abinle? İstemiyorum kaymakamı diyecektin. Konuşmadım. Çünkü sen bana sahip çıkmadın. O adam tehlikeli diyorum. Geçmişi karanlık. Yiğit, ne olur yapma. Bak, geçmiş, geçmiş işte. Böyle şüpheler hepimizin huzurunu kaçıracak. Ne olur, başka da bir işe yaramayacak. Sen bana inanmıyorsun. Ama sana ispat edeceğim bunu. Uygar gayet iyi bir insan. Ve ben ona aşık oldum. Evleneceğim onunla. Sen ne dersen de bu değişmeyecek. Selma? Hayırdır, ne oldu dükkana? Niye kapalı burası? Neden olacak? Münevver yüzünden. Nasıl ya? Geç. Yenge, bir yudum su iç, iyi gelir. Ne oldu doktor bey? Nasıl kızım? Durumu iyi mi? Açtı mı gözünü evladım? Krizi atlattık. Şu anda durumu stabil. Yalnız bu gece gözetim altında kalacak. Sabah durumuna bakar, tekrar konuşuruz. Münevver Hanım'ın geçmişteki astım dosyasını inceledim. Bilmeniz gereken bir durum var. Buyurun, dinliyoruz. Bu kadar şiddetli solunum travmaları normalde astıma bağlı olaraktan gelişmez. Bunun sebebi duygusal travmalardır. İyi de bu kadar kötüleşecek ne oldu ki bu kıza? Sanırım bunun cevabını az çok biliyoruz. Hastayı muayene sırasında durumu tetikleyen bir takım bulgular gördük. Ne gördünüz doktor bey? Vücudunda birçok sayıda darp vardı.
Allah'ım. Belli ki şiddete maruz kalmış. Biri kardeşimi darp mı etmiş yani? Bu konuyla ilgili bir bilginiz yok sanırım. Bir kaza olmasın sakın. Kim nasıl cüret eder buna? Yenge. Hamiyet. Anne. Tut evden. Tut. Anne. Adama bak ya. Sen kimsin ya? Sen kimsin milletin dükkanını kapatıyorsun, ekmeğiyle oynuyorsun ya? Düşündükçe deliriyorum. Öyle bir çıkmaza girdim ki onların yüzünden. Evi ben tek başıma geçindiriyorum Yiğit. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Bugün Münevver geldi eve. Dükkanı görmüş. Üzüldü tabii. Ama kabahat onda. Başından beri hiç dinlemedi beni, hiç. O kadar kızıyorum ki ona. İstese gidip abisiyle annesiyle konuşabilirdi. Uygar'ın yaptıklarını anlatabilirdi. Ama ne yaptı? Sustu. Selma, Münevver'i tanıyorsun. O böyle durduk yere susacak bir kız değil. Ne bileyim, onun konuşmasını engelleyen, korkutan, susturan bir şey olmalı. Bilmiyorum. Ben de sordum. Saçma sapan şeyler söyledi. Uygar onu tehdit ediyormuş. Münevver de korkuyormuş. Ya koca Hancıoğlu'nun kızısın sen. Arkanda bu kadar güçlü bir aile varken kim ne yapabilir sana? Ama işte Münevver öyle sinip susunca adam da boş durmadı. Sana da Münevver'e de ne kadar eziyet etti. Yiğit, Münevver ne söylerse söylesin, bütün bunların tek bir açıklaması var. O adama gerçekten bir şeyler hissediyor bence. Selma, saçmalama ya. Selma bak, böyle bir şey olabilir mi? He? Emin misin? Bu durum senin için üzücü tabii. Ama maalesef aklıma başka bir şey gelmiyor. Senin onu ne kadar sevdiğini biliyor. Abisinin istese o adamı buradan sürdüreceğini de biliyor. Neden sence hala susuyor? Hiç bunları düşündün mü Yiğit? Selma, başka bir şey açalım mı? Ah. Ah, nasıl farkına vardım? Nasıl anlamadım? Nasıl anlamadım kızımın başına gelenleri? Ben dokunmalara bile kıyamazken nasıl yapar bunu ya? Kim yapar? Hangi alçak yapar bunu? Nasıl cesaret eder? Kim yaptıysa, kim yaptıysa elleri kırılır inşallah. Hanım, sen hiç merak etme. Bunu hangi alçak yaptıysa mutlaka öğreneceğiz. Uygar'a haber veririm de gelsin. Belki bu konuda bir fikir vardır. Ben onunla yüz yüze konuşacağım şimdi. Siz annemi yalnız bırakmayın. Ben de seninle geleyim amcaoğlu. Yok amcaoğlu, gelmene gerek yok. Ben icap ederse sana haber veririm. Anacığım, sen de bırakma artık kendini. Münevver'in hepimizden çok sana ihtiyacı var. Ben çıkıyorum şimdi. Ay, nasıl
kızım benim. Kurban olsun anan sana. Salağın önüne gideneyim ben Selma. Münevver o adamı sevmese o kadar ay nişanlı kalır mı onunla o hayvanla? Hadi diyelim niyeti bana ders vermek. Öyle olsa o yüzüğü taktığı gibi parmağından çıkartmaz mıydı? Çıkarırdı. Sırf gidip Yusuf abiyle konuşamadım diye sevmediği bir adamla evlenecek hali de yok. Hem de Münevver Hancıoğlu gibi bir kız. Yusuf abi bana kendisi dedi. Ben Münevver'i sevmediği, istemediği bir adamla evlendirmem, vermem diye. Demek ki Münevver seviyormuş onu. Ben de salak gibi sanıyorum ki Uygar Münevver'i korkuttu, onun için bana böyle davranıyor Münevver. Aslında gerçekten seviyormuş Münevver onu. Sever tabii. Sever. Bir tarafta kaymakam, koskoca kaymakam. Öbür tarafta da Kahya'nın emsiz oğlu Yiğit. Yiğit. Böyle şeyler söyleme. İnsanın birini sevmesi için illa zengin mi olması gerek? Sen onu çok sevdin. İstanbul'dan yolladığın mektuplar, ona yazdığın şiirler, hepsi film gibiydi. Keşke beni de biri senin onu sevdiğin kadar sevseydi. Sen ne sevecek kızsın be Selma? Bak burayı tek başına kurdun. Tek başına idare ettiriyorsun. Hayata tek başına tutunuyorsun. Tamam. Tamam. Tamam Selma, yapma böyle. Tamam. Selma? Madem açmayacaksın, niye kullanıyorsun şunu ya? Teyze, herkes nereye gitti? Kimse kalmamış konakta. Asıl sen neredesin Toprak? Ben Rüzgar'ı uyuturken uyuyakalmışım. Ne uykusuymuş bu böyle? Ölü toprağı mı serpildi üstüne mübarek? Konak yıkıldı, ayağa kalktı. Ne oldu ki? Münevver hastalandı. Hepsi hastaneye gittiler. Değil mi? Nesi varmış peki? Astım grizam mı? Öyle böyle değil. Kız ölüyor zannettim, yemin ederim. Allah korusun teyze. Ya yapma. Birisi görecek şimdi. Onu yapma, bunu yapma. Zaten izin de alamıyorsun. Biz ne zaman baş başa kalacağız seninle? Ne oluyor burada kız? Şey, Sultan abla, hiçbir şey. Yani Murat hastaneye gitmiş. Ben de Münevver Hanım nasıl diye soruyordum. Hastanın ardından bu kadar gıkırdayacak ne haberler getirdin Murat Efendi? Hı? Allah da biz de gülelim. Bana bak kız. Benim asabımı bozma, gir içeri. Ne oldu hastanede? Nesi varmış Münevver'in? Vallahi hiç kimsenin bir şey dediği yok abla.
Bana da pek kriz gibi gelmiyor. Bu işin içinde başka bir şey var. Bir görsen, bütün ailenin suratı yerlerde. Yusuf? Hayırdır, ne oldu? Hayır değil Uygar. Hiç hayır değil. Girsene içeri. Ne oldu Yusuf? Yoksa Münevver'e bir şey mi oldu? Münevver hastanede. Ciddi bir astım krizi geçirdi. Nasıl yani? Peki şimdi iyi mi? İyi. Doktorlar başındalar işte. Oksijen tedavisi uyguluyorlar. Nerede Yusuf? Hangi hastanede? Hadi gidelim kardeşim, gel. Uygar. Şöyle otur da biraz konuşalım. Problem sadece bu değil. Nasıl yani Yusuf? Doktorlar Münevver'i muayene ederken vücudunda darp izi görmüşler. Ne? Doğru duydun. Sence bunu kim yapmış olabilir? Baba, yatmadın mı sen? Ay yukarıda uyuyakalmışım. Üstüme kar yağdı, buz kestim, buz. Baba bir şey soracağım sana. Yiğit'ten haberin var mı? Arıyorum, açmıyor. Merak ettim. Söyledi mi sana nereye gittiğini? Aman ne bileyim. Bir yerde dağıtmıştır. Ama artık benim onu toplayacak halim kalmadı. Canı çok sıkkındı giderken. Ya sen şimdi bırak Yiğit'i de yarın benim dükkana bakmaya gidiyoruz değil mi? Ha? Oradan da Yusuf'u kafalamaya geçeriz. Baba sen bu dükkanda iyice kafayı bozmuşsun. Hadi iyi geceler. Oh. Sen şimdi bunun Yiğit yapmıştır diyorsun öyle mi? Yiğit yapmıştır demiyorum. Onun olduğundan eminim Yusuf. Ben kötü bir karar aldım. Keşke sana en başından beri her şeyi anlatsaydım. Neyi anlatacaktın Uygar? Münevver'in yanağındaki morluk vardı ya. Onu Yiğit yaptı. Yiğit yaptı. Sen demedin mi Münevver kaza yaptı diye? O gün Münevver'le birlikteydik. Eve bıraktım. Cüzdanını arabada unutmuş, geri dönmek zorunda kaldım. Yiğit, Münevver'i konağın yakınlarında bir yerde sıkıştırıp tehdit ediyordu. Ne tehdit edin? Ne diyordu ki Uygar? Ne bileyim, saçma sapan şeyler işte. Yok onun olmazsa toprağın olurmuş falan filan. Belli ki kıskançlık etmiş. Hatta... Ne? Söyle. Sanırım Münevver'e vuran Yiğit'ti.
Oraya gittiğimde Münevver yanağını tutmuş ağlıyordu çünkü. Sen de bunları biliyorsun, benden saklıyorsun öyle mi? Ya sen böyle bir şey nasıl yaparsın? Söyleyecektim Yusuf. Konuşmama Münevver izin vermedi. Çok üzülmüştü. Hiçbir şey söylememi istedi. Bak, anladığım kadarıyla bu çocuk uzun zamandır bu kıza kafayı takmış, tamam mı? Sürekli de rahatsız ediyormuş. Ben de onları öyle görünce dayanamadım. O hergeliye bir ders vermek istedim. Bir temiz dövdüm. Yiğit o yüzden mi hastanedeydi? Evet. Aslında size her şeyi anlatacaktım. Bununla da kalmayıp yasal işlem başlatacaktım. Ama dediğim gibi Münevver bana engel oldu. Ya madem böyle bir şey var, niye gelip bana anlatmıyorsun? Ya kız korktu diyelim, sen niye gelip bana anlatmıyorsun? Niye bana söylemiyorsun böyle şeyleri? Yusuf haklısın. Ama ben de bir kaymakamım değil mi? Bu olaylar duyulmadan ve sizi de rahatsız etmeden çözebileceğimi zannettim. Olayların buraya kadar gelebileceğini tahmin edemedim. Olan da sandığımdan psikopatmış meğer. Ben anlamıyorum, sessiz sakin çocuk bunu Münevver'e nasıl yapsın? Dışarıdan öyle görünüyor ama işin aslı öyle değilmiş. Tamam, delireceğim şimdi. Alo? Yusuf, ne oldu? Münevver'e bir şey mi oldu? Yok yok, o iyi. Aslında ben Yiğit'i arıyordum. Hala sizde kalıyor değil mi? Evet, bizde kalıyor da akşam çıktı, bir daha gelmedi. Ne oldu? Ya onunla önemli bir şey konuşmam lazım. Gelince bana haber verir misin? Tamam. Veririm de ne oldu Yusuf, Yiğit'le Münevver meselesi mi? Havva, daha sonra konuşuruz. Ben seni ararım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Münevver Hancıoğlu hangi odada, öğrenebilir miyim lütfen? Kendisi acilde yatıyor, buyurun. Teşekkürler. Ah, Hamiyet Hanım. Büyük geçmişler olsun. Az önce Yusuf'la konuştum. Münevver nasıl? Böyle bir şeyin olduğuna inanamıyorum doğrusu. Ben ne diyeceğim? Biraz içeri girer misin? Baş başa bir konuşalım. Hay hay. Uygar. Ne Yılmaz Bey, ne ben bugüne kadar Münevver'e fiske bile vurmadık, biliyor musun? O bizim çok kıymetlimiz. Anlıyorum efendim ama... Sözümü kesme. Eğer ona acı çektirecek, eğer ona bir zarar verecek biri, kaymakam bile olsa karşısında beni bulur. Yani olmaz ya. Eğer bir hata bile olsa,
Kızıma zarar verecek insanın, inan burnundan fitil fitil getirir. Böyle bir şey söylediğinize inanamıyorum Hamiyet Hanım. Bunun iması bile hiç hoş değil. Nasıl benden şüphe edersiniz? Ben onun nişanlısıyım. Münevvere zarar vermek aklımdan bile geçmez. Eski karına zarar vermediğin gibi mi oldu? Bunu daha önce konuştuğumuzu sanıyordum. Talihsiz bir olayı bu son yaşadıklarımızla nasıl ilişkilendirdiniz hiç anlayamadım. Yenge, nasıl oldun? Gel çocuğum. Gel Mehmet. Ters bir durum yok değil mi yenge? Yok yok, hayır. Bir sorun yok. Hamiyet Hanım'la Münevver'in son durumunu konuşuyorduk. Münevver nasıl oldum? Gözünü açtı mı? Hı hı. Amcam yanında, ben de seni almaya geldim yenge. Allah'ım. Allah'ım sana bin şükür. Allah'ıma bin şükür. Münevver'im. Gel hanım, gel. Bir tanem. Bir tanem. Çok canın acıyor. Güzel kızım. Ben seni hep kanatlarımın altında koruyorum sandım. Bak neler gelmiş senin başına. Hiçbirinden haberim yok. Aç gözlerini bir tane. Ne olur aç. Ne olur söyle anacığına. Kim yaptı bu rezilliği sana? Ne olur söyle. Birlikte saralım acılarını. Bir tane. Yılmaz Bey, doktor bey sizi odasında bekliyor. Hadi hanım gel. Gel. Sana ne oldu böyle? Evimizden kaçıp gittin ama bak, ben buradayım, sana küsmedim, yanındayım. Şşt, sakin ol. Ben yanındayım, tamam mı? Sana kimse zarar veremez. İmdat! İmdat! Bana bak, bana bak. Seni deliler gibi seviyorum Münevver, tamam mı? Ancak karıyla koca arasında geçenler mahremdir. Ve sen bunu bilecek kadar büyüdün.
Eğer bu yaşadıklarımızı başka birine anlatacak olursan, yemin ederim Yiğit'i ve seni o anda öldürürüm. Yemin ederim yaparım bunu. Çünkü eğer sen benim olmazsan, kaybedecek hiçbir şeyim olmaz. Sakın aklından çıkarma bunu. Umarım anlaştık. Öyle değil mi sevgilim? Şimdi biraz yat, dinle. Günaydın abla. Günaydın canım. Ben çıkıyorum da evden şimdi. Gelirken bir şey lazım mı? Getireyim mi? Yok, sen evden çıkma. Biz zaten çıkıyoruz şimdi hastaneden. Öyle mi? Münevver iyi o zaman. Olacak inşallah. Annenler nasıl? Vallahi herkes perişan oldu işte. Bir şekilde iyi olacaklar. Sen merak etme. Yiğit'ten bir haber var mı? Yok. Gelmedi. Ama gelince ben seni arayacağım, haber vereceğim. Ha tamam, ben şimdi kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Gel canım. Evde görüşürüz amcaoğlu. Tamam. İstemiştim biliyor musun? Günaydın. Umarım mutfakta ses çıkarıp ben uyandırmamışımdır. Yok yok, ben kendim uyandım. Neyse, benim çok acil bir işim var, çıkmam gerek. Yapma Yiğit. Ellerimle özel tarifler hazırladım sana. Kahvaltı yapalım, öyle çıkarsın. Yok, benim zaten işim var. Benim görüşmem var, geç bile kaldım ben, hadi. Geçmiş olsun. Münevver, kızım. Bir şey ister misiniz Münevver Hanım? Ne bu böyle sebilhane bardakları gibi sıralanmışsınız ayol? Yok mu sizin başka işiniz? Bizim ihtiyacımız olursa sizi çağırırız. Hadi, hadi herkes işine. Baba, ben şirkete geçiyorum. Bir şey olursa ararsınız siz. Merak etme oğlum. Ben evdeyim zaten, sen işine bak hadi. Ay Yılmaz Bey, Allah aşkına ne işin var evde? Doktorun dediğini unuttun galiba. Kızı sıkıştırmayın, konuşturmayın dedi. Hadi. Ben şimdi onu biraz yatırırım. Sen de çık biraz hava al canım. Havanız değişir. Hadi, hadi. Kızım dur, beklesene. Sultan. Bize iki kahve yaptır da yukarı yolla. Su da gelsiniz. Tamam beyim. Ben çıkıyorum amcaoğlu. Bir ihtiyaç olursa ararsın. Tamam, ararım amcaoğlu. Beyim. Ne oldu Münevver'ime? Ne oldu benim güzel kızıma? Ben de seninle konuşmak istiyordum abla. Şöyle geçelim içeri de biraz konuşalım. Tamam beyim. Hasan Bey'le Yılmaz Bey'in kahvesini unutmayın. Suyu da unutmayın ha. Baba. Nereye? Kahve. Asıl sen nereye böyle? Konağa gidiyorum, toprağı göreceğim.
Öyle olsun. Benden de selam söyle. Allah, yarın evlenecek, hala arkasını ben topluyorum. Şu dolabın haline bak. Aa, toprağın tahlilinin ne işi var dolabın dibinde? Niye bu dolaba sokmuş ki bu kız? Aa, evlilik sözleşmesi mi? Olacak iş mi beyim? Yiğit Münevver'e nasıl kıysın? Uygar Yiğit yaptı diyor. Emin konuşuyor. Yiğidim karıncayı bile incitmez. Hele ki Minever'in kılına zarar gelse canını kor ortaya. Asıl o Uygar öküzün teki. Yiğit bana demiyor ama ben biliyorum. Oğlum o hastaneli gitti. O da inkar etmiyor ki. Baya baya ben ettim diyor, öyle mi? Münevver'i tehdit etti, el kaldırdı diyor. O yüzden dövmüş. Vay şerefsiz. Yalana bak yalana. Yiğit Münevver'i dövmüş, öyle mi? Oğlumun sesinin yükseldiğini bile duymamışsındır sen. Değil ki birini dövsün. Külliyen yalan bunlar. Hem Münevver'le Yiğit beraber büyümediler mi? Herkesten iyi tanıyorsun sen onu. Nasıl öyle bir adamın lafına inanıp hüküm verebilirsin beyim? Ben de neyi bilip bilmediğimi şaşırdım abla. Yiğit'i tanıyorum diyordum. Münevver'le kardeş gibi büyüdüler sandım. Baksana aşık olmuş. Tamam, gönüldür bu, sevmiştir. Çıkıp karşıma konuşsaydı ya, abi ben Münevver'i sevdim deseydi ya, köşe bucak kaçıyor benden. Benim tanıdığım Yiğit de bunu yapmazdı abla. O yüzden kafam karışık. Sen onu bulursan bana yolla. Onunla konuşmak istiyorum. Bu kıza kim bunu yaptıysa çıksın. Tek istediğim bu. O veya değil. Gelsin de bir konuşayım. Alo, buyurun. Yılmaz Bey, benim Şeref. Acil buluşmamız lazım. Seninle konuşacaklarım var. Kusura bakma, sonra konuşsak olmaz mı? Kızım biraz rahatsız da dışarı çıkmak istemiyorum. Benim kızım da iyi değil Yılmaz Bey. Ailenizden birileri kızımın üstüne kötü oyunlar oynuyor. Eğer buluşmazsak bana verdiğiniz sözü tutmadığınızı düşüneceğim. Murat. Gel gel. Muhsin abi. Buyur beyim. Bu kapının önünü boş bıraktınız oluyor mu hiç? Yok beyim. Birimizin işi varsa öbürü hep burada. Konakta ya da bu yakınlarda Yiğit'le Münevver'i gördünüz mü daha önce? Beyim çok gördüm de. Öyle demiyorum, öyle demiyorum. Ne bileyim, Münevver'in canını sıkacak şekilde. Tartışırken falan. Bizim Yiğit mi beyim? Olacak şey değil. Benim bildiğim Yiğit kimseyle tartışmaz. Şimdiye kadar da ne kavgası ne de gürültüsünü gördüm.
Yiğit'in Münevver Hanım'a karşı ters bir hareketini ben de görmedim. Hayırdır beyim? Münevver Hanım'ın canını sıkan biri mi var? Abi bir şey söyleyeceksen bana söyle. Üzerime vazife değil ama... Geçen gün Kaymakam Bey Münevver Hanım'ı getirdiğinde ikisi de bir tuhaftı. Hızla konağa girdi. Biraz korkmuş gibiydi. O günden sonra ne olduğunu bilmem ama Münevver Hanım huzursuz gibiydi. Tabii Kaymakam Bey'i suçlayacak değilim. Tamam abi. Siz gözünüzü dört açın. Yiğit'i görürseniz de bana haber verin. Tamam. Bir tanem. Bir tane güzel kız. Seni anlayamadım. Sana destek olamadım. Affet beni. Affet. Affet canım. Teyze. Ne oldu, ne dedi Yusuf Bey? Oğlum başını yakacaklar toprak. Tek kabahati Münevver'i canından çok sevmek. Ama guru iftiraya kurban edecekler oğlumu. Kim ne yapacak ki? Ben hiçbir şey anlamadım. Haber vereyim diye telefon açıyorum. Telefona bakmıyor. Benden önce bulurlarsa yiğidimi gözünün yaşına bakmayacaklar toprak. Yusuf bana inanmadı. Uygar'a itimat etmiş bir kere. Kafasını bulandırmış Yusuf'un o hayvan. Yok yere zindanlarda çürütecekler oğlum. Teyze. Teyze gel. Gel otur. Toprak. Kaynanan kapıda seni bekliyor. Çok önemliymiş. Ay Cemile, görmüyor musun halimizi? Şimdi gidemem ben. Teyzesi hasta de. Tamam, tamam. Teyze iyi misin? Oğlum. Al iç şunu ne olur. Kusura kalma teyze. Sultan abla biraz rahatsız. Toprak teyzemi bırakıp da gelemem şimdi dedi. Kızım, söyle Toprağa. Eğer beni aramazsa hakkımı helal etmem ona. Ölüm kalım meselesi bu. Onun teyzesi iyileşir ama benim oğluma ne olur Allah bilir. Hala oğlum diyor kadın ya. Abi. Ya geçen gün adamı apar topar götürdünüz. Bir daha haber falan da gelmedi ya. Nasıl, iyi miymiş Sıtkı? Geçen ben de sordum doktora. Olanı almışlar. Evire yatırmışlar ama ne çare. Verdikleri ilacı içmiyormuş, konuşmuyormuş. Anasını bile kabul etmiyormuş. Allah Allah, neyi varmış ki ya? İnce hastalığa tutulmuş dediler. Yapma be abi. Eskiden sevdadan düşermiş insanlar bu derdi. Allah bilir garibanın sebebi kim? Abi ya, benim bir ricam olacak ya. Bir ayarlasan da gidip bir görsem, ne de olsa bacanak sayılırız ha, olmaz mı? Oğlum anasını istemiyor dedik ya. Ya abi belki beni görmek ister ya. Ne olur bir ayarlasan da gitsem, kurban olayım ya. Uyandın mı? Günaydın. Nasıl uyuduğumu bile bilmiyorum ki ya. Hayırdır sen bu saatte? İşim azdı bugün. Bir de sabahın köründe o halde gelince sen, aklım burada kaldı. Dosyaları topladığım gibi geldim. Anlat bakalım nedir bu halin? Sorma Gökhan ya. Ben bir halt yedim ki sorma gitsin. Thank you.
Aslında yazılanlardan çok fazla bir şey anlamadım. Yani çoğu hukuki terim. Ama imzaladığım zaman sanırım hiç hakkım olmayacakmış. Anladığım kadarıyla tek taraflı hak gözeten bir sözleşme hazırlamışlar. Eğer haklarınızdan feragat ederseniz ve şayet evliliğiniz boşanmayla son bulursa, eşinizden olan çocuğunuzun hakkı dışında hiçbir şey talep edemeyeceksiniz. Yani eşiniz ortak çocuğunuzun ihtiyaçlarını karşılasa da size hiçbir maddi yardımda bulunmayacak. Anladım. Aslında sözleşmeyi görseydim daha çok yardımcı olabilirdim. Dediğim gibi bilemedim, unuttum evde. İsterseniz hemen gidip getirin. Benim bir iki saat daha davam yok. Hemen alternatif bir metin hazırlarız. Biraz sizi kollayan, onların da isteklerini karşılayan. Siz de onu sunarsınız nişanlınızın ailesine. Ne demek kızıma sözleşme imzalatmak Yılmaz Bey? Biz hırsız mıyız? Malınıza göz mü diktik? Hem böyle kurallara bağlı yuva mı kurulur? Şeref, dedim sana. Bu sözleşmeden falan benim haberim yok. Olsa hiç böyle bir serseriliğe izin verir miyim ben? Bir ara Hamiyet ağzında geveleyip duruyordu yapsak diye. Hayır deyip kestirip attım. Nasıl böyle bir şey olabilir? Karın neden ikiyüzlülük yapıyor? Evime gelip kızımı isterken Havva'ya bayılır gibiydi. Ne oldu da 180 derece döndü? Hamiyet aslında pek de haksız değil Şeref. Kocan daha şimdiden bizi yatırım olarak görmeye başladı. Ne gibi Yılmaz Bey? Demek senin haberin de yok. Remzi geçenlerde Yusuf'a gelip kendisi için bir dükkan almasını istemiş. Günaydın baba. Günaydın. Baba şey diyeceğim. Ben daha şirkete geçmedim. Bir sürü de işim var bugün. Acaba sonra mı baksak dükkana? Aa, buraya kadar geldik. Hem ipi topu 10 dakika sürmez. Hem ben dükkanı inceledim, beğendim. Sen bir dükkan sahibiyle el sıkış ver yeter. Hem adam içeride bekliyor bak, ayıp olur. Böyle bir densizlik yaptığını bilmiyordum. Havanın da haberi yoktur. Şeref, tabii ki bir dükkanda fakirleşmeyiz biz. Ama Hamiyet Hanım da herhalde kendince bir tedbir almaya çalışmış olmalı. Babasının yediği koruk kızımın ağzının tadını kaçırdı demek ki. Üzme kendini bu kadar. Ben Havva'nın mayasının senden olduğunu biliyorum. Öyle benziyor ki sana. Zamanında az mı yalvarıp yakardım. Gel dedim. Hadi. Hamiyet'ten ayrılamıyorum, onu terk edemiyorum. Seninle evlenemiyoruz. Bari senin geleceğini garanti altına alayım dedim. Bir kere ağzını açıp hayır dedin, bir daha da evet demedim. Oysa kabul etmiş olsaydın belki bu hastalığa da yakalanmayacaktın. Biliyor musun? Hastalandığını duyduğum zaman kahroldum. Aslında seni kırmaktan korktuğum için yardım teklifinde bile bulunamadım. Geçmişi konuşmanın lüzumu yok Yılmaz Bey. Mazi mazide kaldı. Benim derdim kızımın, oğlunun mutluluğu. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Sevdaları yarım kalsın istemem. Şimdi lütfen bana verdiğin sözü tut. Karına yaptıklarının hesabını sor. Thank you.
Tapuya ne zaman gidiyoruz damat? Baba dükkana bakalım dedim, baktık. Ama istersen aceleye getirmeyelim bu kadar. Hem bence şu yapacağın işi bir daha düşün. Bak burası küçük bir ilçe. Sen de biliyorsun burada insanlar ahbap ilişkilerine göre emlaklarını kiralıyorlar, satıyorlar. Emlakçılık iş yapmaz yani. Bak ben sana yine bir dükkan alayım. Ama başka bir iş yap. Ne bileyim bak ilçede damacana su açığı var. Bu işi bile yapsan daha iyi. Ben bu yaştan sonra saka gibi sırtımda damacana ev ev dolaşamam. Ben hem düşündüm taşındım, emlakçılıkta karar kıldım. Hem de bu dükkanda yapacağım. Tamam baba. Ben müsait zamanla bir babamlarla konuşayım. Sonra sana haber veririm. Tamam ama hemen haber ver. Dükkan kelepir, başkasına kaptırmayalım. Bismillah. Bu ne panayır yeri gibi. İyi günler. Kendi ayağından eceline geldin ha kaymakam bey. Sen benim oğlumdan ne istiyorsun ha? Ne demeye iftira atıyorsun? Bir derdin varsa erkek gibi söylesene. Kendinize gelin, saçmalamayın. Kimseye iftira attığım yok benim. Teyze delirdin mi, ne yapıyorsun? Bırak kız. Bırak şuracıkta hesabını göreyim şunun. Teyze Allah aşkına içeri gir. İçeri gir Allah aşkına. Kusura bakmayın. Biraz sinirleri bozuk teyzemin. Münevvere geldiğimi haber verin lütfen. Hala zamanlaman süper biliyor musun? Hayırdır oğlum? Beni mi anlıyordun yoksa? Hı? Ne zaman geliyorsun sen? Bak sana çok ihtiyacım var. Etrafımda adam akıllı konuşulacak kimse kalmadı. Yusuf, ne oldu kızım? Yoksa hava ile aranızda sorun mu çıktı? Yok yok, biz gayet iyiyiz. Hatta kendi halimize bıraksalar daha iyi olacağız da neyse. Bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil. Tamam o zaman. Yarın akşama geliyorum, uğrarsın. Birlikte yemek yer konuşuruz. Tamam mı? Tamam anacığım. Bekliyorum ben seni. Uygar. Merhaba efendim. Aklım Münevver'de kaldı. Gelip göreyim dedim. Oğlum daha önce arasaydın ya. Münevver uyuyor. Birazcık görsem inanın çok merak ettim. Uyuyor çocuğu. Kendine gelsin. Eğer istiyorsa seni arar. O zaman gelirsin. Tabii haklısınız. Doktor da zaten ısrarcı olmayın demişti. Ha. Bu sırada aklımdayken söyleyeyim. O pis herifi Yiğit Yeşilyurt'u savcılığa şikayet ettim. Şu anda tüm birimler onu gözaltına almak için ilçeyi alt üst ediyorlar. Ayrıca arkadaşları ve akrabaları da aranacak. Neden böyle bir şey yaptın? Hamdolsun onun başında babası da var, abisi de. Gereken neyse yaparlar. Ben de onun müstakbel eşi değil miyim Hamiyet Hanım? Uygar, sen bu işi Yiğit yaptı diyorsun ama Münevver daha böyle bir şey söylemedi. Ne dedi peki? Hiçbir şey söylemedi. Kuzumun dili sanki lal oldu yatıyor. Ama uyanacak. Uyandığı zaman da her şeyi anlatacak. Bir bir. Evet, söyleyecektir. Ben de zaten fazla gecikmemek için hareket etmiştim, o kadar. Neyse, sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Dün bütün gece ayaktaydınız. Münevver'e geldiğimi söylerseniz çok sevinirim. Hı hı. Bunları da aşağıdaki kızlara veriver. Gerekeni yaparlar. Thank you.
Nasıl yani memur bey? Kim şikayet etti? Yiğit yapmaz ki böyle bir şey. Hanımefendi biz görevimizi yapıyoruz. Şahit buraya gelirse kendisini aradığımızı ifade için karakola beklediğimizi söyleyin. Peki memur bey. Geldiği zaman ileteceğim kendisine. İyi günler. İyi günler. Efendim bir tanem. Yusuf neden yaptın bunu? Anlamadan dinlemeden niye gidip polise şikayet ettin? Ne yapmışım amma, ne polisi? Polis geldi şimdi Yiğit'i tutuklamak için eve. Ben şikayet etmedim. Kim şikayet etti o zaman? Ne bileyim ben amma. Belki Uygar yapmıştır, onunla konuşmuştum. Yusuf. Sen Yiğit'i tanımıyor musun? Bu çocuk bu konakta sizinle birlikte büyüdü. Bu kimseye zarar veremez mi? Hele ki Münevver'e. Sen onun böyle bir şey yaptığını nasıl düşünürsün? O zaman niye dünden beri ortada yok? Karşıma alıp konuşmak istiyorum. Telefonu kapalı. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Münevver iyi değil. Ne düşünmemi bekliyorsun? Şu olanlara bak ya. Ben bu çocuğu hiç tanımamışım. Münevver'e aşık olduğunu bile senden duyuyorum. Bak. Benim kardeşimin canı yanmış. Uygar'a söylüyorum, Yiğit yaptı diyor. Kime neye inanacağımı şaşırdım. Madem kendiliğinden ortaya çıkmıyor, bari polis bulsun. Ben de kafamdaki soruları sorabileyim. İyi de bana niye kızıyorsun şimdi? Çok yorgunum ama. Canım çok sıkkın. Kardeşimin her yeri mosmor. Ve ben bunu kimin yaptığını bilmiyorum. Öğrenince ne olacağını biliyor musun sen? Ben kapatıyorum şimdi, sonra konuşuruz. Anne neredesin sen? Bana hesap soracağına. Toprağın raporları ne oldu onu anlat bana. Of anne. Bana anne deme hava. Beni anne yerine koysaydın oturur anlatırdın. Ben de kızım sevdiğiyle mutlu olacak, evlenecek diyorum. Meğer kızıma neler bastırıyorlarmış, kızımın sesi çıkmıyormuş. Sen de gel üstüme anne. Başımdakiler yetmiyor, bir de sen gel üstüme tam olsun ya. Sen bunlara müstahaksın. Müstahaksın bunlara. Anneni adam yerine koymadın ki. İnsan gelir anlatır, şöyle oldu, böyle oldu. Kafa kafaya verir, bir şeyler düşünürdük değil mi? Ama sen taş yarığından çıkmış, kendi göbeğini kendin kesiyorsun hep. Anlat bakalım. Nereden icap etmiş bu sözleşme falan? Hangi birini anlatayım anne? Babamın yüzsüzlüğünü mü, Hamiyet Hanım'ın kibarca destur çekmesini mi? Tam her şey yoluna girdi dedim biliyor musun? Yusuf'la mutlu olacağız dedim, şu başıma gelenlere bak. Sen de neredeyse ver şu sözleşmeyi imzalayayım artık. Yeter tükendim. Ne Hamiyet Hanım ne de babam Yusuf'la arama girsin istemiyorum artık anne. İmzalayalım verelim, Hamiyet Hanım da anlasın parada pulda gözümün olmadığını, Yusuf'u ne kadar sevdiğimi. Başta çok kızmıştım. Kimse benim kızıma böyle davranamaz dedim ama hep babanın alt yemesi. Al kızım. Seninle gurur duyuyorum. İmzala at o Hamiyet'in suratına. Bilsin Havva kimmiş. Vallahi hiç kimsenin söylediği umurumda değil anne. Ben sadece sevdiğim adamla evlenmek istiyorum, o kadar. Vallahi Yusuf'un haberi yoktur. Bilse seninle gurur duyar. Çok rahatladım biliyor musun? Doğru yoldan şaşmayan kaybeder gibi görünür ama hep kazanır. Sen annene inan kızım. Akşam olmadan şunu Hamiyet Hanım'a götüreyim de içimiz rahat etsin. Git git. Dört gözle bekliyordur seni o Hamiyet cadısı. Nereye böyle? Nereye gidiyorsun? O elindeki kağıt ne? Sen Yiğit'i tanımıyor musun? Bu çocuk bu konakta sizinle birlikte büyüdü. Kimseye zarar veremez mi? Hele ki Münevver'e. Sen onun böyle bir şey yaptığını nasıl düşünürsün? Bizim Yiğit mi beyim?
Benim bildiğim Yiğit kimseyle tartışmaz. Şimdiye kadar da ne kavgası ne de gürültüsünü gördüm. Yiğit'in Münevver Hanım'a karşı ters bir hareketini ben de görmedim. Geçen gün Kaymakam Bey Münevver Hanım'ı getirdiğinde ikisi de bir tuhaftı. Biraz korkmuş gibiydi. Efendim Yusuf. Yiğit'i sen mi şikayet ettin? Evet, ben şikayet ettim. Niye? Kime sordun böyle bir şey yaparken? Normal prosedür bu Yusuf. Sonuçta sen de şikayet etmeyecek miydin? Zaten bu olayı öğrendiğimde yapmalıydım. Çok geç bile kaldım. Geç mi kaldın, acele mi ettin bilmiyorum. Bak bu bizim aile meselemiz. Bir şey gerekiyorsa ben yaparım. Ben de aileden biri olduğumu düşünerek hareket etmiştim. Sağ ol, zahmet etmişsin. Bak Münevver'in her türlü sorumluluğu bana ait. Sen evlenene kadar böyle şeylere karışma. Bir şey gerekirse ben sana haber veririm. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Gelmesin demedim mi ben senin için? Ya demişsin Sıtkı kardeş de ben de hastalandım. Doktora gelmişken bir ziyaret edeyim dedim. Şimdi nasılsın diyeceğim de böyle dalga geçer gibi olacak. İyi görünmüyorsun sen ya. Duydum ilaçlarını falan da almıyormuşsun. Canına kastın mı var senin ya? Hani buraya kaldırıldığın gün kapışmıştık ya seninle, kızmıştın bana. O gün bana şey demiştin, kendini Deli Remzi'nin kızlarından koru diye. Sen bana veriyorsun da talkımı kendine niye yutuyorsun salkımı ya? Toprak senden boşanıyor diye yapılacak iş mi bu? O senden vazgeçiyorsa sen de vazgeçeceksin. Ama kendinden değil. Bir kadın için ölmeye değer mi ya? Değmez değil mi Cüneyt? Değmez tabii ya. O zaman telefonda niye anana bağırıyordun? Ben Havva ile evlenemezsem ölürüm diye. Havva sana şimdi dirseğini gösterdi. Sen şimdi öleceksin mi? Yoksa Havva umrumun 15'i değil diye yaşamaya devam mı edeceksin? Ha Cüneyt kardeş. Ah Yılmaz Bey, kızımız çok kötü. Gözünün feri söndü sanki. Beni ne duyuyor ne görüyor. Merak etme. Münevver iyileşecek. İyileşecek ama seninle ben nasıl olacağız onu merak ediyorum. Üstüme iyilik sağlık. Ne demek şimdi bu Yılmaz Bey? Ne demek, içeri gel de anlatayım. Geç. Ver diyorum sana. Vermeyeceğim baba. İmzaladım bitti. Götürüp vereceğim onlara. Bundan sonra sen de hiçbir şey isteyemeyeceksin. Demek öyle. Zaten damat bana madik atıp duruyor. Aklınca pışpışlıyor. Sana da bir imzaya hazineden el çektirdiler. Bundan Yusuf'un haberi yoksa şerefsizim. Zaten hepsini hep beraber tezgahladılar. Neyse ne baba. Umurumda değil. Götürüp vereceğim. Hem mal onların, mülk onların. Bizim hakkımız olmayan bir şeydi zaten. Hiçbir şey de umurumda değil benim. Sen de bundan sonra birazcık babam olduğunu unutma da bu kadar bencil davranma. Ben mi bencilim? Evet bencilsin. Ben bencilim ha? Damat karısınla malını bölüşmeyecek, kabahatlisi ben olacağım ha? Belki senin umurunda değil ama benim umurumda. Ben de bedavaya verecek kız yok. Yetti artık Remzi, yetti. Yetti senin bu arsızlığın, yüzsüzlüğün. Benim kızlarım satılık değil. Aman be, karışma kadın. Ne yapıyorsun baba? Baba, yüzüklerimi ver. Ver yüzüklerimi. Ver kızın yüzüklerini diyorum sana Remzi. Ne yapacaksın sen bu yüzükleri? Hani para pulda gözün yoktu. Niye istiyorsun bu yüzükleri? Sen anneme nasıl vurursun ya? Hangi akla? Ben senin babanım.
fazla yüz verdik. Geldin, tepemize ettin. Bundan sonra ben ne diyorsam onu yapacaksın. Anne. Anneciğim iyi misin? Anne. Anneciğim. Ha? Ne oldu? Dur bir şeyler getireyim ben. Ne zamandan beri bu konakta benim sözüm dinlenmiyor? Hı? Sana soruyorum Hamiyet. Ay ne oluyor Allah aşkına Yılmaz Bey? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ne olacak? Dün sabah ne konuştuk biz? Hı? Evlilik sözleşmesi dediğin anda unut bu işi demedim mi ben sana? Hayır, sanki böyle konuşmamışız gibi evlilik sözleşmesi hazırlatıp Havva'ya göndermişsin imzalasın diye. Nereden öğrendin sen bunu? Buyurun. İyi günler savcım. Hakkında şikayet olan birisinin eve girerken görülmüş. Pardon, kimmiş o? Yiğit Yeşilurt efendim. Hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Darptan aranıyor. Kendim için istiyorsam namerdim. Oğlum için bütün çabam. Hem Yiğit senin de kardeşin. Ömür boyu hapislerde çürümesine gönlün razı gelir mi? Oğlanın hayatı Minever'in iki dudağının arasında. Ama öyle bir mıhlamış ki ağzını dilini kimseye çözmüyor. Şimdi ben konuşsam oğlunu koruyor diyecekler. Toprak Allah aşkına konuş şu kızdan bir ya. Tamam teyze gidip konuşayım da benim ne samimiyetim var ki Minever'le? Hayır kız gidip annesine bir şey söylememiş bana neden anlatsın? Siz aynı mayadansınız. Birbirinizi anlarsınız. Hem senin tatlı dilin, insanlığın taşı bile dile getirir. Hadi kuzum ne olur hiç mi emeğim yok üstünde ya. Tamam teyze gidip konuşacağım ama yalvarırım sen de ağlama artık ha. Canın çok yanıyor değil mi? Sadece suskunluğundan değil, gözlerindeki yüzünden de anlıyorum bunu. Ama bana inan, senin abin çok kudretli, çok da insan bir adam. Ona derdini anlatırsan dermanını bulacaktır. Benim gibi elin kızına bile yüreğini açtı. Seni başının üstünde taşır Yusuf Bey. Senin yüzün kadar kalbin de güzel Münevver. Yaşadıklarını çok iyi anlıyorum. Senden daha güçlü, üstelik güvendiğim birinin sana el kaldırmasının, hatta canına kastetmesinin ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Ama sadece suskunluğunla değil, kararlılığınla da onu cezalandırmazsan ömür boyu rahat uyku uyuyamazsın. Ben yıllarca sustum. Yediğim dayağı da, uğradığım haksızlıkları da hep içime attım. Attıkça katılaşırım, alışırım sandım. Ama alışılmıyor. Bir an gelip acıların seni aşıp en değerli varlığını el sürünce artık dayanamıyor insan. Sen benim kadar geç kalma Münevver. Sana bunu kim yaptıysa ne olur söyle. Onun yerine sen çekme bu derdi.
Bak eğer Yiğit'se bunu yapan... Söz, ben de kendi ellerimle cezasını vereceğim. Yok eğer nişanlınsa da... sana gölgesi bile yaklaşmasın diye ben kendi bedenimi siper edeceğim. Yeter ki söylemine ver. Seni kendine, dünyaya böyle küstüren kim? Sana bunu yapan kim? Efendim? Yusuf Bey, kayınpederiniz geldi. Acilen sizinle görüşmek istiyor. Müsait değil de, toplantıda de. Bana ayıracak. 2 dakikan vardır herhalde Yusuf Efendi. Baba, mesele dükkan meselesiyse ben arayacağımı söylemiştim size. Artık senden dükkan mükkan istemiyorum. Ne oluyor, ne bu tavır? Bilmiyormuş gibi yapma. Ailecek kızımın sana düşkünlüğünü kullanıp onu oyuna getirdiniz. Ama yemezler. Siz o sözleşmeyi kızımın önüne uzattığınızda malınızda mülkünüzde gözümüz var zannettiniz herhalde. Ne sözleşmesi, ne malı mülkü? Neden bahsediyorsunuz baba? Bana baba deme. Bundan böyle kızımdan da ailemden de uzak dur. Sözü attık. Bu iş burada biter.